Değerli müşterimiz, 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Herkese günaydın. Küresel piyasalara baktığımızda genel olarak pozitif hareketlerin devam ettiğini görmekteyiz. ABD piyasalarında dün olumlu kapanışlar gerçekleşti. Vadelileri şu an için hafif pozitif. Avrupa tarafında dün o kadar olumlu olmasa da yine pozitifi yakın noktalara kadar bir yükseliş gerçekleşti. Yatay hareketler devam etti daha doğrusu. Şu an için vadelileri pozitif seviyede. Uzak Doğu piyasalarında da dün ABD'nin olumlu kapanışının ardından bugün onların da kapanışları olumlu. Genel olarak haftanın son işlem gününde küresel piyasalar pozitif kapanışlarını gerçekleştirmektedir. Bizim piyasamıza bakacak olursak endekste dün açıkçası yatay hareketler yaşandı. Daha sonra hafif bir pozitif hareketlendi. Fakat 5 günlük ortalama olan 1430'u kıramadık. Burası önemli bir nokta. Kısa vadede bizim için kritik direnç noktalarından bir tanesi. Dün seans yorumunda da bahsettik. Noktanın altında kaldığı sürece endekste baskı artabilir. Satış baskısı, negatif hareketler. Burada takip edeceğimiz bölge ise eğer endekste satışların devam etmiş durumunda 1395 seviyesi. Bu noktanın kırılması durumunda 1380 ve 1360 seviyesini destek noktası olarak takip ediyor olacağız. Bunu söyleyelim. Yukarıda ise 1430 seviyesinin kırılması durumunda 1450 ve 1465 uzun zamandır kırılamayan bölge. Açıkçası döviz sepetindeki kurlardaki volatilitenin artması bizim küresel piyasalardan negatif ayrışmamızı da hızlandırmakta. Bunu da söylemiş olalım. Yeni güne hafif pozitif tepki alımıyla başlayabiliriz. Ama tekrar vurgulamak gerekirse kalıcı bir hareketler için 1430 direnç noktasının kırılması gerekmekte diye söyleyelim. Bugün iki tane şirket temettü dağıtacak. Bunlardan bir tanesi Anadolu Efes. Hisse başına 1,93 kuruş temettü dağıtacak. Bu da %7,85 temettü verimine işaret etmektedir. İndes Bilgisayar dağıtacak bugün hisse başına 0,20 kuruş. Bu da temettü verimliliği için %0,71 seviyesine işaret etmekte. HRC fiyatlarından bahsedelim. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Çin vadeli tarafında ciddi şekilde yoğun satış baskısı söz konusu HRC tarafında. Bir haftadır diyelim neredeyse 800 doların altına kadar sarktı. Bugün en azından biraz onun da tepkisi toparlaması gelmiş. O da %4,5 artarak 830 dolara kadar çıkmış. Bunun ana sebepleri tabii ki petrol fiyatlarıyla çok korelasyonlu. Burada petrol fiyatlarının yeniden 69 doların üzerine çıkması bu emtiaları da etkilemiştir diye düşünüyoruz. Genel olarak diyeceklerim bu kadar. Hisse bazında ise bakacak olursak eğer dün havacılık sektörü gayet pozitifti. Biliyorsunuz ki aşı haberlerinin artması, ayrıca içeride aşılanmanın hızlanacağının ümidinin olması, önümüzdeki dönemde gelecek olan BioNTech aşılarıyla beraber havacılık sektöründe açıkçası pozitif hareketler söz konusu. Kısa vadede havacılık sektöründe yaşanan eğer satış baskısı yaşanırsa bunu alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var diye düşünüyoruz. Biz genel olarak bu sektörde TAV'ı beğeniyoruz. Bunun dışında Türk Hava Yolları'nda da pozitif hareketlenme, Pegasus'ta yine keza Pegasus hareketlenme görmekteyiz. Bunu söyleyelim. Otomotiv sektöründe ise Tofaş bizim en çok beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi. 200 günlük bölgesine çok yakın. Evet, uzun zamandır yatay hareketler sergiliyor ve satış baskısı da yaşanıyor ama bir toparlanma durumunda Tofaş'ta hızlı bir şekilde 30 ve üzerine atacağını düşünüyoruz. Yani buralar orta uzun vadeli yatırım yapan yatırımcılarımız için ve portföylerinde otomatik bir senedi taşımak isteyenler için gayet uygun noktalar. Tofaş bizim öneri listemizde olmaya devam ediyor. Ayrıca bir de Şişe var arkadaşlar. O da geçtiğimiz haftalarda aslında 8-16'ya kadar, 8-15'e kadar yükselişlerini sürdürdü. Bu yaşanan olaylarla beraber paralel olarak geri çekimler hızlandı orada. Fakat Şişe tarafında da yine
bu satışların sınırlı olacağını düşünüyoruz. Bir tepki alımı gelebilir. Yani hisse bazında endeks ayrışabilir. Endekse göre ayrışabiliriz. Bunun dışında hani genel olarak kur tarafı, volatilitenin artması, bunlar tabii ki piyasa üzerinde hala baskı yaratmayı sürdüren faktörlerden bir tanesi. Benim genel diyeceklerim bu kadardı. Herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.